Lübnan'ın güneyiyle İsrail'in kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik dağlık sınır hattı, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana ölümlerin giderek arttığı çatışmalara sahne oluyor. Tam anlamıyla bir savaş çıkmasa da kontrollü şekilde devam eden çatışmalarda bir ay geride kaldı. Peki bu bir ayda neler oldu? Ona bakacağız haritamızda değerli izleyenler. İsrail-Lübnan sınırında bir aydır süren çatışmalar, aslında sadece 7 Ekim saldırıları sonrasında bu çatışmalar artmadı. Öncesinde de Hizbullah ve İsrail güçleri arasında zaman zaman bu çatışmaların yaşandığını belirtmiş olalım. Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim'den beri çatışmalar sürüyor. İsrail'in fosfor bombasıyla yaptığı saldırıda Lübnan'da 462 hektarlık tarım alanı yandı. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'a karşı fosfor bombası kullandığını kanıtladı. Yine Lübnan sınır ihlalleri, saldırı ve fosfor bombası gibi suçlamalardan dolayı İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etme kararı aldı. Bu süreçte yaşanan kayıplara baktığımızda Hizbullah'ın 63 mensubu hayatını kaybederken 14 Lübnanlı da hayatını kaybetti. Bu çatışma ortamında 4 İsrail askeri hayatını kaybederken 2 sivilin de yaralanmış olduğunu hatırlatalım. Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar böyleydi. Peki yaşanan çatışmalarda İran'ın dahli ne? Savaşın içine resmi olarak girecek mi? Birkaç açıdan böyle bir adım şu an mümkün gözükmüyor. Nedenini Yahya Hancı haberinde anlattı. İran, Orta Doğu'nun etkili güçlerinden biri. Şii ideolojisini kuzeyde Lübnan'dan Orta Doğu'nun dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediyor. Yemen'de Husileri, Irak'ta Haçlı Şabi'yi, Lübnan'da Hizbullah'ı ve Gazze'de Hamas'ı destekleyerek aktör rolünü hissettiriyor. En merak edilense Gazze'de büyük kara saldırısına hazırlanan İsrail'e savaş açıp açmayacağı. Cuma günü ilk kez konuşan Hizbullah'ın Lübnan'daki lideri Hasan Nasrallah tüm seçenekler masada demişti. Ancak uzmanlara göre bunun ihtimali düşük. Hizbullah güçlü bir yapılanma ama aynı zamanda siyasi bir hareket. Geçen yıl Lübnan'da yapılan seçimlerin ardından Lübnan parlamentosundaki 128 sandalyeden 58'i Hizbullah yanlısı blokta yer alıyor. Dolayısıyla Hizbullah'ın Lübnan kamuoyunun düşüncelerine bir şekilde duyarlı olması gerekiyor. Lübnan'ın harap olmuş ekonomisi göz önüne alındığında halkın ülkelerine milyarlarca dolar zarar veren 2006 savaşının tekrarını istemesi pek olası değil. فلسطيني كنا نتأمل من السيد حسن نصر الله أن يكون أكثر انحيازا إلى المقاومة. نحن مدركين لطبيعة التركيبة اللبنانية ولخصوصية المجتمع اللبناني. Ayrıca Hizbullah'ın savaşı genişletme kararının Tahran tarafından onaylanması gerekecek ve şu anda Tahran ve onun Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki vekil güçleri İsrail ve ABD güçleri üzerindeki baskıyı sürdürmek istiyor gibi görünüyor. Şimdilik hem Hizbullah hem de İsrail tam kapsamlı bir savaşa yakın olmayan bir şekilde kısasa kısas ateş ediyor. تو منطقه غرب آسیا هستن اینقدر قوی هستن که اصلا نیازی به حضور ایران تو این معرکه نیست. İran'ın eline kolunu bağlayan bir başka durumsa mevcut ekonomik koşullar. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından uygulanan önemli yaptırımlarla engellenen bir ekonomiye sahipler. Geçtiğimiz aylardaki protesto hareketinin başlamasından bu yana İran riyali dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. İran'da enflasyon oranı %40 civarında seyrediyor. Kısacası İranlıların Amerikan müttefiki tarafından desteklenen İsrail'le ateşli bir savaş başlatmamalarına yetecek kadar kendi sorunları var. Bölgedeki vekilleri aracılığıyla hareket etmeyi, İsrail ve ABD'ye karşı bir miktar baskı oluşturmayı tercih ediyorlar. Obviously we're concerned about continued attacks on Israeli forces there in the north, as are the Israelis. But I don't believe we've seen any indication yet specifically that Hezbollah is ready to go in full force, so we'll see what he has to say.